3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 76 SEF 1. Bir sepetteki yumurtalar altılı kutulara konulduğunda 18 kutu tam olarak doluyor. 5 yumurta da artıyor. Buna göre sepette toplam kaç yumurta vardır? A. 148 B. 123 C. 113 D. 108 Cevap C. İkinci bir terzi, 39 M kumaşın 7M'siyle pantolon, kalan kumaşın tamamıyla da gömlek dikiyor. Terzi, bir gömlek dikmek için 4 metre kumaş kullandığına göre kaç tane gömlek dikmiştir? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Cevap C. 3. Aşağıda bir bölme işleminin sağlaması veriliyor. Buna göre sağlaması verilen bölme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D. SYF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 77 SYF 4. Bir kırtasiyede balon ve topların birer tanesi 6 tildir. Mustafa öğretmen bu kırtasiyeden 15 tane balon, 14 tane de top almıştır. Buna göre toplam kaç Türk lirası ödeme yapmıştır? A. 156 B. 162 C. 168 D. 174 Cevap D. 5. Aşağıdaki 7 rakamına ait çarpım tablosunda, sayıların yazılı olduğu kutulardan bazıları boş bırakılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eksik sayılardan biri değildir? A. 14 B. 39 C. 42 D. 56 Cevap D. 6. Kaygan bir zeminde yukarı doğru çıkmak isteyen kurbağa, her sıçrayışta 24 cm ilerlemektedir. Ancak zemin kaygan olduğundan her sıçrayışından sonra 3 cm geri kaymaktadır. Buna göre kurbağa, 5 kez sıçrama yaptığında kaç santimetre ilerlemiş olur? A. 105 B. 111 C. 117 D. 120 Cevap B. 7. Aşağıda bir marketteki kuru yemiş çeşitlerinin kilogram fiyatları verilmiştir. Buna göre bunların her birinden 3'er kilogram alan bir kişi toplam kaç Türk lirası öder? A. 290 B. 300 C. 310 D. 320 Cevap A. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 78 SEF 8 Ahmet masasının uzunluğunu, 15 cm uzunluğundaki kalemlerden 6 tanesini aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde uç uca ekleyerek ölçüyor. Ahmet, masasının uzunluğunu 10 santimetrelik kalemlerle ölçseydi bu kalemlerden kaç tane kullanırdı? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Cevap C. 9. Aylin, tablodaki çarpma işlemlerinden doğru olanları pembe renge boyuyor. Buna göre tablonun boyanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 79 SEF 10 Çarpma işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çift doğal sayıdır B. 3 basamaklı bir doğal sayıdır C. 0 rakamının bulunduğu basamağın adı, onlar basamağıdır D. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri, 800'dür Cevap D. 11. Aslı, aklından tuttuğu sayıyı 10'a böldüğünde bölümü 6, kalanı 9 bulmuştur. Buna göre Aslı'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır? A. 96 B. 69 C. 64 D. 51 Cevap B. 12. Ela, aşağıdaki işlemi yaparken ikinci çarpanı 8 olarak okumuştur. Buna göre Ela'nın bulduğu sonuç, gerçek sonuca göre nasıl değişmiştir? A. 8 azalmıştır. B. 3 azalmıştır. C. 3 artmıştır. D. 8 artmıştır. Cevap B. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 80, SEF 13. Aşağıda bazı bölme işlemleri ve bunların sonuçları verilmiştir. Buna göre işlemler sonuçlarıyla eşleştiğinde oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. 14. bir oyuncak dükkanındaki 100 tane topun 15 tanesi patlamıştır. Kalan toplar ise 5 torbaya eşit olacak şekilde paylaştırılmıştır. Buna göre her bir torbada kaç tane top vardır? A. 16, B. 17, C. 18, D. 19. Cevap B. 15. bir çay bahçesinde 14 masa vardır. Her bir masanın etrafına aşağıdaki gibi 6 adet tabure yerleştirilecektir. Çay bahçesinde toplam 80 tabure olduğuna göre kaç tabureye daha ihtiyaç vardır? A. 4, B. 7, C. 9, D. 11. Cevap A. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 81. SEF 16. Ayşe, tavuk kümesinden 1. gün 37, 2. gün 55 yumurta topluyor. Yumurtaları 4 sepete eşit miktarda yerleştirdiğine göre her bir sepetteki yumurta sayısı kaçtır? A. 23, B. 24, C. 25, D. 26. Cevap A. 17. 37 kg'lik bir çuval fındık, her pakette 5 kilogram olacak şekilde paketleniyor. Buna göre paketleme sonrasında artan fındık kaç kilogramdır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Cevap B. 18. bir rulo pişirme kağıdında 16 yaprak vardır. Her bir yaprağın uzunluğu 42 simidir. Buna göre bir rulo pişirme kağıdının uzunluğu kaç santimetredir? A. 420, B. 552, C. 672, D. 692. Cevap C. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 82. SEF 19. Aşağıdaki tabloda bir bölme işlemine ait bölen, bölüm ve kalan verilmiştir. Buna göre bölünen kaçtır? A. 33, B. 43, C. 84, D. 87, D. 3. Cevap D. 20. olduğuna göre A işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. 85, B. 88, C. 89, D. 90, D. 3. Cevap B. 21 ve 22. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Emel, 87 cevizini 4 arkadaşına eşit şekilde paylaştıracaktır. 21. Emel'in her bir arkadaşına kaç ceviz vereceğini bulmak için yaptığı bölme işleminde, aşağıdaki terimlerden hangisi 4 tür? A. Bölen, B. Bölüm, C. Bölünen, D. Kalan. 3. Cevap A. 22. Emel cevizlerini paylaştırdıktan sonra elinde kaç cevizi kalmıştır? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3. Cevap D. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 83. SEF 23. Yağmur, 10 ay boyunca her ay bir öncekinden 9 sayfa daha fazla kitap okumuştur. Okuduğu sayfaları aşağıdaki tabloya yazmıştır. Tabloyu oluşturduktan sonra bir sayıyı yanlış yazdığını fark etmiştir. Buna göre Yağmur hangi aydaki sayfa sayısını yanlış yazmıştır? A. 10. B. 8. C. 6. D. 4. Cevap B. 24. yukarıdaki bölme işleminde yerine yazılacak sayı kaçtır? A. 9, B. 7, C. 6, D. 4. Cevap A. 25. aşağıdaki şekil grafiği, Leyla'nın başlangıçta boş olan kumbarasına attığı para miktarını göstermektedir. Buna göre 3. günün sonunda kumbaradaki para miktarı, 1. günün sonundakinin kaç katıdır? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Cevap D. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 84 SEF 26 Aşağıdaki çarpım tablosunda bazı sayıların yerine şekiller kullanılmıştır. Buna göre ve yerine yazılması gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 24 4272 B. 24 54 81 C. 28 49 72 D. 30 54 64 Cevap A. 27. Aşağıda iki katlı bir iş yerine ait kat planları gösterilmiştir. Odaların her birinde 4 kişi olduğuna göre bu iş yerinde toplam kaç kişi bulunmaktadır? A. 20 B. 24 C. 32 D. 36 Cevap D. 28. Bir sınıfta 10 kız, 12 erkek öğrenci vardır. Özlem öğretmen, 30 santimetre uzunluğundaki kurdelelerden fiyonk yaparak bunları öğrencilerin karnelerine takmıştır. Buna göre Özlem öğretmen, toplam kaç santimetre kurdele kullanılmıştır? A. 300 B. 520 C. 660 D. 900 Cevap C. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 85 SEF 29 Aşağıdaki kalemler ile silgilerin uzunlukları karşılaştırmıştır. Buna göre kalemin uzunluğunun, silginin uzunluğunun kaç katı olduğunu yazınız. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 86 SEF 30 Aşağıdaki dairelerden kırmızı renkli olanların içine 10, sarı renkli olanların içine 100 yazarak tüm daireleri uygun sayılarla doldurunuz. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 87 SEF 31 Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak çarpımların yer aldığı tablodaki kutuları sarıya boyayınız. Cevap 32. Aşağıda, araçların açılış ve 1 dakikalık kiralama ücretleri gösterilmiştir. 26 Türk lirasısı olan Ahmet bu araçlardan kiralamak istiyor. Buna göre Ahmet, hangi aracı seçerse daha uzun süre kullanabilir? İşlemlerinizi gösteriniz. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 88 SEF 33 Aşağıdaki 15 kişilik bir otobüsün dolu koltukları mavi, boş koltukları ise beyaz renkle gösterilmiştir. Otobüs bu haliyle hareket ettiğinde bilet satışlarından elde edilen toplam gelir 320 TL'dir. Buna göre otobüsün tamamı dolu olduğunda bilet satışlarından elde edilen toplam gelir kaç Türk lirası olur? İşlemlerinizi gösteriniz. Cevap Otobüste 10 koltuk dolu olduğuna göre bir koltuk için bilet fiyatı 320-1032 TL'dir. Otobüsün tamamı dolu olduğunda elde edilecek gelir 32-15-480 TL'dir. SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 89 SEF 34 Çağlar 96 cm uzunluğundaki eş kartonlardan sarı ve pembeyi 4, yeşili ise 8 eş parçaya ayırmıştır. Daha sonra kartonların parçalarını uç uca ekleyerek bunlardan yeni dikdörtgenler oluşturmuştur. Buna göre oluşan yeni dikdörtgenlerin uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 90 SEF 35 Aşağıdaki tabloda verilenleri, bölme işleminde yerine koyarak tablonun eksik kısımlarını tamamlayınız. Cevap 36. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sağlamasını yaparak sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 91 SEF 37 Aşağıda verilen aynı renkli toplardaki sayılardan karşılıklı olanlar çarpılıyor ve ortadaki beyaz topun sayısı elde ediliyor. Buna göre yazılı olmayan renkli topların sayı değerlerini bulunuz. Cevap SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 92 SEF 38. ortadaki kutularda yazan sayıları 10 ve 100 ile kısa yoldan çarparak örnekteki gibi yazınız. Cevap: SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 93 SEF 39. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen bölüneni bularak örnekteki gibi işlemlerinizi gösteriniz. Cevap: SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 84 SEF 40. Aşağıda verilen ürünlerin adet fiyatlarına işlem yaparak bulunuz. Cevap: SEF 3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 95 SEF 41. Aşağıdaki şemalarda verilen çarpma ve bölme işlemlerini zihinden yapınız. İşlem sonucunuzu alttaki boş kutulara yazınız. Cevap: 3. Sınıf Çalışma Kitabı Matematik 3. Ünite Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.